Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolatalı tart kek tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen bu pratik ve lezzetli kekin yapılışına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri alarak 5 dakika beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Unutmayın, ne kadar çok çırparsanız kekiniz o kadar güzel kabaracaktır. Ayrıca yumurtalarınızın oda sıcaklığında olmasına da mutlaka dikkat edin. 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ederek 1-2 dakika daha çırpalım. Daha sonra elenmiş 2 yemek kaşığı kakao, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekleyerek malzemeler karışıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Ayrıca burada yine hatırlatmak istiyorum. Kuru malzemeleri eleyerek eklerseniz hem pürüzsüz kıvamlı bir kek hamuru elde edersiniz hem de kekiniz çok daha güzel kabarır. Kek hamurumuz hazır. Şimdi tereyağı ile yağladığımız 27 cm'lik tart kalıbına kek hamurunu boşaltalım. Kalıbımızı yağladığımız için kekimiz kalıba yapışmadan kolaylıkla çıkacaktır. Kekimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirelim. Bu kek çok çabuk pişiyor. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrollü olmanızda fayda var. Ilıyan keki uygun bir servis tabağına ters çevirerek çıkartalım. Biz de bu arada sosu hazırlamaya geçebiliriz. Bunun için tavaya 200 ml sıvı krema, 1 paket sütlü, 1 paket bitter çikolatayı ekleyelim. Kremayı kaynatmadan kısık ateşte çikolatalar eriyinceye kadar karıştıralım. Çikolataların tamamen erimesi yeterli olacaktır. Eğer daha yoğun isterseniz 1 veya 2 tatlı kaşığı kadar kakao da ilave edebilirsiniz. Sos ocaktan aldıktan sonra ılımaya bırakalım. Hem sos hem kek ılık olacak. Şimdi kekin orta boşluğuna 3-4 kaşık kadar sosumuzdan dökelim. Sosu bir kaşık yardımıyla orta kısmının her yerine gelecek şekilde yayalım. Ardından yine 3-4 kaşık kadar sostan alarak dökelim ve kenarlardan taşırmadan dikkatli bir şekilde yayalım. Ben sosu 3 aşamada döktüm. Bu şekilde sos kenarlardan akmadan kalıp gibi durdu. Dilerseniz dikkatli bir şekilde tamamını aynı anda dökerek de yapabilirsiniz. Kekimiz hazır. Bu şekilde mümkünse bir gece buzdolabında dinlendirelim. Dolaptan aldıktan sonra üzerini dilediğimiz şekilde süsleyip dilimleyerek servis edelim. Ben eritilmiş çikolata ve fıstıkla süslemeyi tercih ettim. Bu görsel tamamen size kalmış. Bu keki ister ılık sufle tadında ister soğuk olarak dinlendirerek tüketebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yumuşacık keki ve enfes çikolatası ile gerçekten çok lezzetli bir kek oldu. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Fotoğraflarınızı her zaman Nefis Yemek Tarifleri uygulaması aracılığıyla bizlerle paylaşabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.